Arkan Arkan Expo Fuarı sunar. Force Fuarcılığı'nın düzenlemiş olduğu Bayim Olur Musun 6. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'ndayız. Burada sizlere, potansiyel girişimcilere yatırım yapabilecekleri farklı markaları, farklı firmaları tanıtmaya çalışacağız. Fuarın en zarif ve tatlı standlarından bir tanesi olan Iraz Çaklıt'tayız şu anda. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Cankız Çirkin var. Merhabalar Cankız Hanım. Merhabalar. Önce size Iraz'ın hikayesini sormak istiyorum. Iraz nasıl doğdu? Iraz tamamıyla son derece doğal bir gelişime sahip oldu. Çünkü Iraz bir annenin çocuğu için yaptığı çikolatalardan meydana geldi. Ben 1994 yılında bir yurt dışı seyahatim esnasında bir mağazalar, çikolataların bulunduğu bir caddeden çikolata almak istemiştim. Çikolatanın biriyle diğer mağazadaki fiyat farkı korkunçtu. Neden aynı görüntü, aynı şekil ama bu fiyat farkı nereden ileri geldi? Sorduğum zaman satıcı sadece birinci mağazadan alın, sonra gelin benden alın dedi. Ve ben size ikram edeceğim, bunu tadın dedi. Ve cidden o zaman lezzetteki farkı, çikolatanın lezzetten ve kaliteden ileri gelen farkının fiyata yansıdığını onu orada öğrendim. Bunun üzerine bu merak zaten normalde dünya mutfaklarına karşı merakım vardı. Ve bunun üzerine de neden? İyi çikolata nasıl? Kötü çikolata içinde kullanılan maddeler diyerekten biri bir araştırma gittim. Amerika'daki New York'ta yaşarken oradan bunu dersini veren kurslar vardı, dergiler var, yurt dışında çikolata daha ağırlıklı. Bizde tatlı çeşidi çok ama maalesef diğer ülkelerde böyle değil. Ondan dolayı da onun araştırmasına giderken mutfağında onu pişirmeye başladım. Pişirmeye başlarken bir iki hemen tutturmadık, bozduk, yaptık. Aynen pasta ve yemek yapar gibi derken en sonunda bir tutturdum ben bunu. Ve spesiyaldi bu arada, spesiyal çikolatanın asıl özelliği içinin dolgusunun lezzeti olduğunu öğrendim. Ve ben dolgu yapmayı öğrendim. Ve çikolatadan işte kaseler içerisinde bu dolguları doldurup ve o zaman kızım bunu çok beğendi. Onun üzerine 2005 yılında ben tekrar Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yaptım. O dönüş sırasında kız kardeşimin bir organizasyon firması vardı. Onun bir kokteyli vardı. O rica etti. Iraz'a yaptığın çikolatalardan yapar mısın sunmam için? Ben yapayım ama kimseye de söyleme benim yaptığımı. Sonra hani belirli bir firmanın çikolatalarına insanlar alışık olduğu için bir yadırgama veya yememe gibi bir problem olmasın. Sen merak etme dedi. Neyse o kendi bünyesinde yaptığı, özel müşteriler için yaptığı kokteyli bunları ikram etti. Ve bir 2005 yılında şeker bayramı öncesiydi. Ve bayram öncesi 300 kilo siparişle bana geri dönüş yaptım. Ve ben kendi evimdeki mutfakta o 300 kilo bayram çikolatasını hazırladım ve verdim. Sizinle iletişime geçen girişimcilerin nasıl özelliklere sahip olması gerekiyor?
Vallahi özellikle genç olmasını istiyorum. Özellikle erkek veya bayan hiçbir şeyim yok. Fakat aynı düşünceye sahip olmak istiyorum. Yani sunduğum ürün, işte bir dekor yapıyorum. Dekorun üzerinde mücevher kullanıyorum. O mücevheri bilmesi lazım. Yani herhangi bir işte bir altın kaplama, bir gümüş kaplama üzerine Swarovski taşlar kullandığım zaman veya yarı değerli dediğimiz yakut, zümrüt gibi yarı değerli taşları kullandığım zaman onun gideceği yeri bilmesi ve o çevreye de sahip olması lazım. Ürünleriniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Örneğin ben burada çok çeşitli ve çok hoş sunumlu çikolatalar görüyorum. Burada zaten çok az, yani çıkarttığım bu yıl tamamen çıkarttığım lezzet, 35 lezzetin içerisinde sadece 4-5 çeşidimiz var. Bendeki ürünlerin özellikle herhangi bir aroma, sentetik aroma falan asla veya doğal özdeş aromalar kullanmıyorum. Tamamen bitkilerin kendi verdiği renkler, lezzetler, aromalar. Hangi bitkiler gidiyor diye sormuyorum. Iraz'ın sırrı olsun bu. Evet, o tamamen Iraz'ın sırrı. Zaten yeniden bu lezzetler hakkında mağazalarımızda satışı olurken de özel hem çikolata hakkındaki, kendi çikolatalarımız hakkındaki bilgi, hem de bu bitkilerin neye faydalı olduğu, bunların hepsi zaten içerikte yazacak. Alanlar bunu öğrenecekler zaten. Nedir? Nasıl bir firmadır? Polat Tarım 2001 yılında kurulmuş. Daha öncesinde butik tarzında çalışmayan ama birçok firmaya, birçok ülkeye Türkiye'deki zeytinyağlarını tanıtan bir firmadır aslında. Bunu 2001 yılından sonra zeytinyağlarımızın değerini tam bulmadığı için biz bunu kendi markamız adı altında satmaya başladık. Nedir bu markamız? İşte birçok burada gördüğünüz butik tarzı ürünler hazırladık. Normal market için ürünlerimizi hazırladık. Bunlarla piyasaya girdik ve piyasaya girmemizde en büyük desteklerden bir tanesi de arkamızda Polat Makine gibi bir kuruluşun olması. Polat Makine kimdir? Polat Makine Türkiye'de 600'ün üzerinde zeytinyağı fabrikası kurmuş ve yurt dışında da bunun yaklaşık 400 civarında fabrika kurmuştur. Bize buraya gelen, Bayım Olumlusu Fuarı'na gelen insanlar soruyorlar. Yani diyorlar ki siz bu kadar firma kurdunuz, neden Bozdağ'ına kurdunuz? Bozdağ'ını kurmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de şudur. Eski tarihimize, Osmanlı tarihine baktığınızda bütün saraylara giden zeytinyağların Bozdağ'ın, Aydın'ın Bozdağ'ın bölgesinden gittiğini görürsünüz. O yüzden Bozdağ'ını kurduk. Zeytinyağınızın özellikleri nelerdir? Zeytinyağımızın özellikleri piyasadan çok farklıdır. Bir kere dağlık bölgenin zeytinlerinden. Biz zeytinlerimizi tamamını dağlık bölgelerin zeytinlerinden çıkartıyoruz. Baktığınız zaman zeytinyağımızın rengi de yeşildir zaten. Diğer firmalarda çok fazla yeşil zeytinyağı bulamamamızın nedeni de budur. Bizimki hem dağlık hem beyaz toprağın zeytinlerinden gelmiştir. Biliyorsunuz zeytinyağının bir sürü çeşidi var. İşte sızması, rivierası, aromalısı. Sizin zeytinyağlarınız daha çok neler? Biz bu işi yapmaya başladığımızda tamamını natural sızma olarak düşündük. Natural sızmanın kendi aralarında çeşitlendirdik. Natural sızmayı nasıl çeşitlendirdik? Dedik ki bu erken hasattır. Bu filtre edilmemiştir. Filtre edilmemiş, hemen kısaca anlatayım. Filtre edilmemiş şu an dünyada ilaç niyetine kullanılan 100 cc'lik şişelerde satılan zeytinyağıdır. Onun dışında taş baskımız var. Bu arada unutmadan söylemem lazım, bu ürünlerimizin tamamı soğuk sıkımdır. Kesinlikle sıcak su kullanmıyoruz. Organik zeytinyağımız var. Bunun dışında özel dediğimiz sadece kendi bahçelerimizden, kendi zeytin bahçelerimizden topladığımız zeytinlerin yağı da var elimizde. Şu anda franchising fuarındayız. Bayim olur musun? Sizle bir girişimcinin iş yapabilmesi için cebinde ne kadar olması lazımdır? O girişimcinin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor?
Şimdi girişimcinin özelliklerinden daha önemli bir durum var. Biz butik tarzında zeytinyağı ürettiğimiz için şu anda mutlaka marketler için üretim yapıyoruz ama bizim hedefimiz doğru noktalarda, doğru adreslerde olmak. Bunun için müşterimize şunu söylüyoruz. Biz sizin seçtiğiniz mağazayı beğendiğimiz sürece bu noktanın inandığımız anda her türlü desteği sunuyoruz. Bu destekler nedir? Bazı şeyleri garanti bile ediyoruz. Diyoruz ki siz ilk bir haftada tabii bu iş biraz oturması gerekiyor, biraz çalışmamız gerekiyor ama bir ayı dörde böldüğünüzde eğer bir haftalık karınızla diğer giderlerinizi ödeyemiyorsunuz, biz size bunların tamamını ödeme garantisi veriyoruz. Zeytinlerimiz var. Vücut kremlerimiz, body losyonlarımız, zeytin ve zeytinyağlı her türlü sabunumuz var, hamam setlerimiz var, her şeyimiz var. Yani bu ürünlerle ve şu an ülkemizde de sağlık çok önemli biliyorsunuz her zamanki gibi. Kalp çok önemli, damar çok önemli. Bunlara iyi gelen tek şey vardır, bu da zeytinyağıdır. Başka hiçbir şey değildir. Doğal ürün olarak. Mağazaların hedef kitleye ulaşması için nerelerde olması gerekiyor? Kesinlikle çok işlek yerlerde olmalı. Şu anda yine hatırlatalım. Bayım Olur Musun fuarındayız. Medyaforce fuarcılığını düzenlemiş oldu. Peki fuar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Gerekli girişimcileri, arzu ettiğiniz girişimcileri bulabildiniz mi? Biz bu fuara gelirken başta dedik ki yani acaba biz bu fuar doğru mudur, değil midir? Katılsak mı, katılmasak mı diye düşündük. Ama daha sonra Bayım Olur Musun ailesine tanıştıktan sonra dedik ki burası bir gerçekten bir aile. Fuara geldiğimizde hemen kısaca onu anlatayım. Biz piyasanın nabzını ölçmeye gelmiştik aslında. Dedik ki yani piyasa nasıldır? Bu hangi noktalarda doğru adresler nerededir diye geldik ama biz burada çok iyi, çok güzel. İleride biz artık onlara müşterimiz veya bayimiz demiyoruz. Ortağımız gözümüzle bakıyoruz. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz ve çok güzel insanlarla güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz ve doğru noktalara ulaştık. Öyle söyleyeyim. Kafe Fortunato'ya geldik ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Bülent Dostal var. Merhaba Bülent Bey. Merhaba. Kafe Fortunato'yu soralım size. Kafe Fortunato 2007 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine başladı. İlk şubemizi Keşan'da açtık. Şu anda 6 şubeyle 5 ilde hizmet veriyoruz. İstanbul'da, Edirne'de, Manisa'da ve Yalova'da şubelerimiz var. Bu sadece başlı başına bir kahve konsepti değil. Kahvenin yanı sıra aparatif yiyecekler bulabileceğiniz, günün 3 öğününde de dükkanda vakit geçirebileceğiniz bir konsept. Bizim için önemli olan insanların dükkanda daha fazla vakit geçirmesi ve şubelerimizin buluşma noktası olması. Bizim şubelerimizde gelip Monopoly'de oynayabilirsiniz arkadaşlarınıza. Ya da oturup satranç masalarımızda satranç da oynayabilirsiniz. Ya da laptoplarımızı açıp işlerimizi de halledebilirseler. Evet. Ya da 12-13 kişilik uzun toplantı masalarımız var. Şirket arkadaşlarınıza gelip oturup toplantı da yapabilirsiniz. Peki ürün çeşitliliğiniz nedir? Kendi harmanımız, özel bir kahvemiz var. Onun dışında filtre kahvelerimiz var 7-8 çeşit aromalı. Bunun haricinde dediğimiz gibi Yunanistan'dan ithal ettiğimiz kahvaltılık bir ürünümüz var. Bakery ürünlerimiz var. Unlu mamuller. Bunlar oldukça ilginç lezzetler. Hafif aperatiflerimiz var. Meksika tarzı stickler ve wraplar yapıyoruz. Çok lezzetli ve değişik cheesecake'lerimiz var. Genel olarak konseptimiz bu. Kafe Fortunato ile çalışmak isteyen yatırımcı ne yapmalı? Bizim için önemli olan bu işe inanmış insanlarla ve bu işe zamanını ayırabilecek, işiyle evlenecek insanlarla çalışmak. Yani şube açmak için açacak ya da ikinci bir iş olarak bu işi yapmak isteyen insanlarla çalışmak istemiyoruz. O yüzden ilk önce Cafe Fortunato açmak için mutlaka ben bu işi yapmak istiyorum ve bu benim asli işim olarak görüyorum diğer insanlarla çalışıyoruz. Ve bu insanlarla anlaştıktan sonra
lokasyonları bulup dükkanımızı açıyoruz. Lokasyonlar derken? Bizim için önemli olan Bağdat Caddesi'nde olmak değil. Bizim için önemli olan karlı lokasyonlarda olmak. Yani 5 milyar kirası olsun, 30 milyar satış yapalım ama para kazanalım. Ama 25 milyar kira deyip 60 milyar, 70 milyar ciro yapıp zarar etmek bizim için önemli değil. Önemli olan kar edebileceğimiz lokasyonlarda olmak. Ve bulunacağımız lokasyondaki en iyi dükkana sahip olmak. Amacımız bu. Şu anda franchising fuarındayız. Eminim birçok yatırımcıyla da görüşmüşsünüzdür. Nasıl gidiyor fuar? Fuar oldukça etkili. Biz hem markamızın ismini duyurma şansı bulduk burada. Hem de yeni yatırımcılarla tanıştık. Umarım fuardan sonra görüşüp daha büyük bir firma haline geliriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yollarda oldukça sık rastladığımız ve keyifli zamanlar geçirdiğimiz bir mekandayız. Gönül Kahvesi. Ve şu anda yanımızda Gönül Kahvesi'nin genel koordinatörü Sayın Cihan Küçük var. Merhaba Cihan Bey. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Bu Gönül Kahvesi nereden doğdu? Bu proje nereden aklınıza geldi? Öncelikle onu öğrenelim. Gönül Kahvesi İzmir'den doğan ve şu anda bütün Türkiye'yi, hatta çok yakın zamanda Avrupa'da da bazı şehirleri saracak bir hareket. Biz kahve ve çay evi konseptiyle hizmet ediyoruz. Amacımız müşterilerimize keyifli vakit geçirmek, güzel ürünlerimizden tattırmak. Ürünleriniz derken? Şu anda menü çeşitimizden biraz bilgi verebilirim mesela. Bizde 7 çeşit Türk kahvesi var. Damla sakızlı Türk kahvemiz var, kakoleli Türk kahvemiz var. Şimdi melengiç kahvesi yapıyoruz. Bunun dışında bütün dünya kahve çeşitlerimiz, aromalı kahvelerimiz, çay çeşitlerimiz var. Peki şubelerinize gelelim. Az önce de söylediğim gibi şahsen çok sık karşılaşmaya başladım ben Gönül Kahvesi'yle sokaklarda. Nerelerde şubeleriniz var? 2009 yılı için planlarınız neler? Şimdi biz franchising'e başlarken kendimize bir hedef koymuştuk. 5 senede 200 Gönül Kahvesi. Şu anda 20 şubemiz var ve açılmak için bekleyen yaklaşık 38 şube geliyor bunun hemen arkasından. Çok hızlı büyüyen bir hareket. Son 50 günde 5 şube açtık gibi çılgın bir hareket var. Anadolu'dan doğan bir hareket oldu. O taraftan buraya doğru, İstanbul'a doğru ve büyük şehirlere doğru saran bir hareket olmaya başladı. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve cadde dükkanlarında yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde gönül kahvelerini açmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Franchising fuarındayız şu anda. Girişimciler sizle çalışmak için neler yapmalı? Girişimciler bizimle çalışmak için aslında burada ikiye ayrılıyor. İllerden gelen taleplerde biz alışveriş merkezi kiralamalarını zaten kendimiz yapıyoruz. Ve ondan sonra bayi adaylarımızı açıyoruz. Onların arasından doğru bayi adayımızı seçiyoruz ve onlarla çalışıyoruz. Onun dışında caddelerde olan konuda biraz daha iş bayi adaylarına kalıyor aslında. Onlar dükkan sahibi oluyorlar, iş yeri sahibi oluyorlar, kendi dükkanlarını getiriyorlar. O anlamda o zaman bahçe kullanımı olan yerlerde biraz daha rahat çalışıyoruz. Böyle devam ediyor. Ürün çeşitliliğinizin çok fazla olduğunu, çok fazla çeşit kahve yaptığınızı söylediniz. Peki biliyorsunuz bir sürü marka çıktı son zamanlarda ortaya. Evet. Neden gönül kahvesi tercih edilmeli? Hem girişimciler hem de müşteriler açısından soruyorum bunu. Şimdi geçen sene Aralık ayında Espresso'da Türkiye birincisi olduk. Bu enteresan bir başarıydı. Ve dünya şampiyonluğuyla aynı notu aldık ilk kez. Bunun dışında bizim ürün çeşidimiz, bizim üründeki hassasiyetimiz ve lezzet ölçümüz sınırsız. Biz her üründe çılgın lezzetler sunuyoruz. Örneğin bir soğuk içeceğimiz var, tescilli karadut yağmuru. İnsanlar çok merak edip içiyorlar ve korkunç bir serinleme hissiyle karşılaşıyorlar. Ve özellikle bunun için gelen çok müşterimiz olmaya başladı.
Bir moka denetiyoruz. İnsanlar şaşırıyorlar. Çok güzel. Bugüne kadar yediğim içtiğim en güzel şeydi bu diyorlar. Bence başarının arkasında hem konseptin sıcaklığı ama öncelikle o işletme ruhu ve ürünlerdeki, reçetelerdeki çok doğru tercihler ve başarı. Peki bu fuar için konuşuyorum. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyoruz. Yine her zamanki gibi. Geçen sene de böyleydi. Biz talep almakta, talebe cevap vermekte zorlanıyoruz. Çok kalabalık bir ekip olduğumuz halde burada şu anda zorlanıyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi fuarlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Size de başarılar. Mutlaka kahvelerimizden de içirmek istiyoruz. Deneyeceğiz. Çok teşekkürler. Kahve turumuza devam ediyoruz ve şu anda Edwards Cafe'nin genel koordinatörü Sayın Bora Numanoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Bora Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Edwards Cafe'yi soralım bir size. Şimdi biz normalde 99 yılında Türkiye'den beri faaliyet gösteren bir kahve firmasıyız. Ama Türkiye'deki son gelişmeler, kahve sektöründeki ilerlemelerden biz de yerimizi alabilmek için çok farklı çalışmalarla insanların karşısına çıktık. Burada en önemli unsur, Türkiye'deki kahve sektöründeki ilerleyen bu dönemde inanılmaz marka rekabeti var. Bu marka rekabetinden daha ön plana çıkabilmek için, onların üzerine de daha farklı yenilikler getirebilmek için çok farklı bir konsept geliştirdik. Şimdi siz bütün markalarda kafe hizmetini satın alabilirsiniz ama ben bunun bir adım daha öne geçmek istiyorum. Biz gurme kahvecilikte ve gurme kahve çay grubunda hepsinden bir adım öne geçmek istiyorum. Bu anlamda da yeni ürün konseptleri geliştiriyoruz. Şimdi mesela? Mesela şimdi bizim kahve portalı, kahve ürün garmasında çok önemli bir gelişme yaptık. 60 çeşit aromalı ve dünya kahveleri geliştirdik. Şimdi bunları insanların gözü önünde, insanların bazılarını göz önüne kavurup o ortamlarda kahve sıcaklığını yaratmaya çalıştık. Şimdi bizim 60 çeşit kahvemiz, 36 çeşit dünya gurme çaylarımızı insanların girdiğimiz zaman mekanların salonunda sonunda merchlerle beraber bunları tanıtıyoruz. Ve müşteriler 60 gram, 50 gram, 100 gram bunları anında istediği ölçüde gramajlarıyla ölçüp müşterinin gözü önünde değirmenlerden geçirip paketleyip müşteriye sunabiliyoruz. Bu anlamda da gerçek bir gurme kahve noktasıyız. Herkesin rengine uygun kahveler yaratıyoruz. Son dönemde arkadaşlarımız bir çalışma yapmışlar. Viskili, romlu, konyaklı, brandili, hiç kimse de olmayan özel kahve çeşitleri geliştirdiler. Bunları da müşteriler farklılık yaratmak. Alkol satmıyoruz ama bu alkollü, aromalı kahveler de yapabiliyoruz. Şimdi burada en önemli ayrıntı müşterinin ihtiyaçlarını anında cevap verebilecek bir mekanizma yaratmak. Şimdi bizim hemen kasalarımızın altında iki tane hazır laptoplarımız var. Müşterinin ihtiyaçlarını anında cevap verebilmek için, hazır ücretsiz sanal ortamda girebilmek için hemen laptoplarımızı sunuyoruz. Her alışveriş merkezindeki veya cadde mağazacılığındaki yerlerde, alanı müsait olan yerlerde CNBC ve NTV köşeleri oluşturuyoruz. Hemen orada iki tane Berger koltuğumuz, küçük bir LCD ekran şeyimiz var. CNBC ve NTV portalından günlük borsaları takip ediyorlar. Küçük bir çalışma masasında insanlar çıktılarını alabiliyorlar. Mail yoluyla birbirlerine iletişim kurdu. Normal bu Nesvik genç ve orta düzeydeki iş adamlarının kendi ihtiyaçlarını görebilecekleri yerleri var. Gün içinde 15 tane ulusal yayın yapan dergi matbaa grubu ürünleri alıyoruz. 5 tane de yabancı yayınları alıyoruz. İnsanların bütün ihtiyaçlarını anında karşılayabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Peki ben diyelim ki Edwards Cafe ile iş yapmak isteyen bir yatırımcıyım, bir girişimciyim. Cebimde ne kadar olması gerekiyor? 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bizim rengimiz, bütün her şeyimiz, konseptimiz oturduğumuz için bizim öyle çok büyük rakamlarla insanları biz mağdur etmek istemiyoruz. Büyük sözleşme şartlarıyla insanların gece uykularını kaçırmak istemiyoruz. Ben kaliteli olduğuna inandığım her ürünle çalışacağım. Mesela örnek veriyorum. 6000 euroluk bir kahve makinesi var ama bizim o bölgede o işimizi 2000 euroluk bir kahve makinesi görüyorsa müşterinin ihtiyacına göre biz 2000 euroluk kahve makinesini kullanabiliriz. 1500 euroluk bir değirmen yerine 500 euroluk değirmeni de kullanabiliriz. Önemli olan ihtiyacını anında cevap vermek önemli. Ben şu an sıfırdan bir kahve noktasını size 100 bin dolara da yaratabiliriz. Yeri geldiğinde 100 milyara da yaratabiliriz. Bizim şimdi konseptimiz 100 milyarla 150 bin dolar ve 200 bin dolarla ulaşan bir rakamımız var. Ama burada en önemli şey kullandığımız materyal. Biz olmazsa olmazlar üzerine bir yer açmıyoruz. Girişimcinin ihtiyaçları ve sahip olduğu imkanlar ölçüsünde konsept geliştiriyoruz. Rengimiz, logomuz, koltuk renklerimiz, bizim konseptimizde tartışılmayacak detaylar var ama biz onu sağladığımız imkanlarla, en uygun imkanlarla insanlara sunuyoruz zaten. Peki 2009 hedefleriniz nedir? Şimdi bizim 2009 yılındaki
çok ciddi İstanbul hedefimiz var. Yaklaşık İstanbul Ulusal Basını'na 250 bin dolarlık bir reklam bütçesi ayırdık. Bu rakamlarla beraber İstanbul bizim ana üstümüz olacak. İmalatımızın büyük bir kısmını İstanbul'a taşıdık. Şimdi yapmamız gereken burada doğru projeksiyonlarda yer almak. Birçok girişimci var. En azından bu girişimci profilini seçerken ben parası olan, yatırım gücü olan insanlardan daha ziyade bu işi yapabileceğine inandım. Ruhunu ve gönlünü verebileceğine inandığım insanlarla yola çıkmak istiyorum. 2009 yılı bizim yılımız olacak. 2009 yılı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. 2009 yılında yaptığımız bütün anlaşmalar 2014'e kadar, mesela bir gün eğitim, bir gün denetim kapsamımız var 2 ay içinde. Ben royalty bedeli adı altında rakamlar istemiyorum. Ciro üzerinden karlar istemiyoruz. Mesela siz geldiniz 50 milyar ciro yaptınız. 50 milyar da ciro %7, %6 veren en az 2-3 milyar royalty bedelleri ödeyecek. Ben yalnız bir gün eğitim, bir gün denetim mekanizmasında o eğitimciminin yol ve konaklama masrafları aylık 500 dolar sabit istiyorum KDV dahil. Bu da bu işi yapanlar, kahve sektöründekiler biliyor ki bu çok komik bir rakam olacaktır. Çünkü insanların cirolarından pay almak bizim Edris Coffee'nin şu andaki tarzı değil. Yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilerin buluşma noktası olan Franchising Fuarı'ndan seslendik sizlere. Bugünlük bu fuar bitti. Başka bir fuar programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkan Expo Fuarı sundu.